Selamünaleyküm millet, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Malum uzun zamandır 50cc videoları çekmiyorduk. Böyle farklı, böyle güzel, bu şekilde dikkat çekici bir makine olunca tabii ki de bunu hemen sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar motorumuz RKS Bitter 50, ama önemli olan nedir? Şu Pro kısmı arkadaşlar. Bitter 50 Pro. Yani bir de Bitter 50 var ama Bitter 50 ile Pro'nun alakası yok. Bundan sonra gelecek olan Pro'larda değişiklik yaparlarsa orasını bilemem. Onun detayını birazdan sizlere videonun ilerleyen dakikalarda göstereceğim arkadaşlar. Bu motorun özelliği nedir? Biliyorsunuz ben yüksek cc makineleri severim, 50 cc'lerde. Neden? Bu bildiğiniz RKS Bitter 125 var arkadaşlar. RKS Bitter 125 neyse bu da o. Sadece 125 etiketi sökülüp 50 etiketi yapıştırılmış, uygunluk belgesinde 50cc diye çıkartılmış, sonradan modifiye etme, silindir değiştirme vesaire yok. Alıyorsun, güçlü olarak direkt kullanmaya başlıyorsun. Kısacası ruhsatta 50cc geçen, aslında altında orijinal 125cc makinesi olan, üstelik klasik GA6'nın bir gelişmiş versiyonu, GA6B diyebileceğimiz bir makineye ve enjeksiyon sistemine sahip olan bir motor. Malum klasik GA6 makineler arkadaşlar aşağı yukarı 7 beygir güç çıkarabilirken bu motor 8-8.5 beygirlere çıkarabilir bir kapasiteye sahip. Karbüratör ayarı derdiniz yok. Çünkü enjeksiyonlu ve enjeksiyonlar bugün Çinliler kendilerine güvenmediği için bazı motorlarda 8000-9000 devirde kesiciye sokarken bu makine 10500 devire kadar çıkabiliyor. Yani güzel bir ramp aşağı yakalarsan baya baya bir yüksek hızları zorlayabilir hale gelirsin. Güzel bir ramp aşağı, hatta PCX 125'i bile tokatlayabilirsin ama kaliteli bir kayışla ve güzel bir ramp aşağı yolda. Onu da baştan bir söyleyelim. Gösterge sapma payı az. Dijital bir göstergesi var. Gösterge demişken göstergeden motorun incelemesine başlayalım arkadaşlar. Kontağı açtığımız zaman önce bizi bir şekilde bir selamlama karşılıyor. Yakışıklı bir dijital hız göstergesi, benzin göstergesi, trip metre, odometre yani anakrometre ve saati mevcut. Peki trip metre ve saat nereden yapılıyor? Gösterir misin Samet'ciğim? Saatin üstünde değil. O biraz tuhaf olmuş. Burada ön cebin içinde bir USB şarj mekanizması mevcut. Onun yanında bakın bir de burada küçük bir düğme var. Anahtarı tekrar buradan çıkarayım. Kontağı takayım. Kontağı açayım. Bu düğmeye bastığınız zaman arkadaşlar, yukarı gelir misin Samet'ciğim? Bakın değişiyor. O da trip. O da trip. Atıyorum trip 0 olmasaydı basılı tuttuğunuz zaman trip metreyi size sıfırlayacaktı. Biraz daha uzun basılı tutarsanız da saat ayarını yapabiliyorsunuz. Ama bu tarz işlemler buradan saat üzerinden değil, maalesef torpido içinden yapılıyor. Demek ki Çinli kardeşlerim o düğmeyi yukarı getirmeye üşenmiş. Anahtarsız çalıştırma mekanizması mevcut olup anahtarla çalışan bir motor arkadaşlar. Dolayısıyla bu daha sonradan eklenebilir mi? Anahtarsız çalıştırma eklenebilir. Neyse, motoru çalıştırmadan ya da kontağı açmışken bir marş yapalım. Bakın motor enjeksiyonlu. Yarım marşla motorumuz çalışır hale gelir. Çalıştırmışken aydınlatmalara bakalım hep beraber. Motorumuzun ön forumunda bir halojen falan kulü mevcut arkadaşlar. Ama led de değiştirilebilir mi? Değiştirilebilir. Ki bugün yeni nesil ledlere göre halojen olması bence daha iyi. Çünkü yeni nesil led falan kulü bazen farlar bozulduğu zaman komple ledi olmadığı için far değişimine gitmek icap edebiliyor. Bunda öyle bir sıkıntı yok. Kendin herhangi bir led ampul alıp takabilirsin veyahut da böyle de kullanabilirsin. Çünkü aydınlatması yeterince başarılı. Ön sinyalleri led kullanmışlar ve motorda bir dörtlü mekanizması mevcut. Ön sinyaller bu şekilde yanıyor. Arkadan da bakalım hep beraber. Arka sinyallerimiz de led kullanmışlar arkadaşlar. Bu şekilde yanıyor. Görünürlüğü güzel, hoş. Arka stoğumuzun da tasarımı çok güzel. Bunu çok beğeniyorum ben. Frene bastığımız zaman da bu şekilde etrafı dolar hale geliyor. Plaka aydınlatmamızın ampulünü de led kullanmışlar. Orası da güzel. Plakanızı kabak gibi gösteriyor. Motorun sesi duyduğunuz gibi gürültülü değil. Yerlerinde sessiz, yani egzoz sesi de gayet güzel ve romantik, stabil. Buraya gelmişken klasik Çin malı scooter butonları mevcut. Burada bir acil elektrik devre kesici mevcut. Marş butonumuz mevcut. Bu tarafta klasik kornamız mevcut. Sinyallerimiz ve sol ve sağ sinyal yaptığımız zaman dörtlü bir butonumuz mevcut olmuş oluyor. Malum bir de
uzun kısa düğmemiz mevcut. Kontağımızı kapattığımız zaman sele altımızda kontaktan açılıyor arkadaşlar. Hiç anahtarı şey yapmadan sola bastığınız zaman sele altı açılır. Sele altı diğer Çin malı kardeşlerine göre yeterince büyük. Çünkü benzin deposunu buradan almış. Ayak koyma kısmına koymuşlar. Onu da birazdan göstereceğiz. Sele altına tam kask sığar vaziyette arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada depo yerine aküyü konumlandırmışlar. Aküyle ilgili bir problem yaşayan olursa akü de sele altında, bilginiz olsun. Benzin deposuna gelelim. Benzin deposu anahtarla açılıyor. Ayakların altına koymuşlar. Bunun şimdi iyi tarafı var, kötü tarafı var. İyi tarafı nedir arkadaşlar? Deponun yere yakın olması ağırlık merkezini yere çekiyor. Motorunuzun dengesini arttırıyor. Ama bunun yanında benzinciye gittiğiniz zaman pompacıyı mecburen domaltır hale getiriyorsunuz. Buraya benzin koymak için. Sele oturuş pozisyonu gayet rahat arkadaşlar. Motor iri bir motor. Yani küçük bir motor değil. Yani çünkü özünde bir 50 cc değil. Ben iri bir adam sınıfında olduğum halde gayet rahat motorun üzerinde sırıtmadan konforlu bir sürüş ile bu motorla ilerleyebiliyorum. Hatta artçıya bile yeterince mesafe kalıyor ben motorla oturduğum zaman. Artçı ayaklıkları çok hoş arkadaşlar. Mekanizma çok güzel çalışıyor ve sağlam, kalın yapmışlar ve mekanizma çalışma şekli de gayet güzel. Yani artçı da bu motorda yeterince rahat edebiliyor. Motordaki aynalar arkadaşlar, bu klasik retro tarzda kullanılan genel aynalarda bunlar. Yani hani çoğu bu tarzda retro tasarımlı motosiklette bu ayna grubu kullanılmaktadır. Ben bu aynaları beğeniyorum çünkü görüş açısı gerçekten yeterli ve güzel. Gövde rengi sırtlıklarıyla da gayet hoş duruyor. Aynaların yanında motorda bir de orijinal ön cam mevcut arkadaşlar. Ön cam motora bu şekilde takılıyor. Ben henüz montajını yapmadım ama güzel olmuş. Yani fara birebir oturuyor bu. Bilginiz olsun montajını yaptıktan sonra. Ve bu ön cam rüzgarı gerçekten kesiyor arkadaşlar. Yani hikayeden süs olsun, görsel olsun diyelim. Gerçekten işe yarayan çok güzel bir ön camı mevcut. Ön camın yanında arka çanta demirimiz de mevcut arkadaşlar. Yani bu motora çanta veya top kes bağlamak istediğiniz zaman çanta demirine ekstra ücret ödemiyorsunuz. Motorda önde ve arkada 12 jant mevcut arkadaşlar. Yani lastikler 10 değil 12. Yani bir scooter için ideal ölçülere sahip. 110-70-12 Uaxing marka önde bir lastik mevcut. Lastik Uaxing olsa da yeni üretim olduğu için yol tutuşu gayet güzel. Ve dişli olduğu için ıslakta da ilk 6 ay sizi idare edebilecek seviyede. Arkada da 120 kullanmışlar lastiği arkadaşlar. Yani önün bir gelişi mantıklısı olması gereken de o aslında zaten. Dediğim gibi ilk 6 ay yani bu lastikleri hemen alır almaz motorunuzu değiştirmek zorunda değilsiniz. Burada tırnağınızda bile hissedersiniz. Yani hamuru yumuşaksa o lastik zaten yol tutar. Motorun süspansiyonları sertlik seviyesi gayet güzel. Orijinal ayarı da gayet güzel. Ama yumuşak bulanlar sertleştirebilir. Sert bulanlar ekstra yumuşatabilir. Çünkü arka amortisörün sertlik ayarı mevcut. Ama gel gelelim motorda tek amortisör mevcut. Bu tarafta sadece egzoz var gördüğünüz gibi. Bu da ileriki kullanımda bize ne kadar bir eksiği yazacak. Bunu da kullandıkça çözeceğiz. Dediğim gibi arkadaşlar motor enjeksiyonlu bir motor. Enjeksiyonlu olduğu için karbüratör ayarı gibi bir derdiniz yok. Genel anlamda karbüratörlere göre veya klasik 7 beygirlik G6'lara göre bir 2-3 puan daha düşük bir yakıt tüketimi sunabiliyor. Ekonomik kullanımınızda 2.7-2.8'lere kadar düşebiliyorsunuz. Gazlarsanız 3.5-3.6 belki 3.7'lere kadar çıkabilirsiniz. Bilginiz olsun. Ama 125 cc 8.5 beygirlik bir makine için bu değerler bugünün şartlarında normal sayılabilecek değerler. Motorun makinesi güzel bir makine diye bahsettim ya arkadaşlar. Fakat her Çin'de olduğu gibi bunların da orijinal kayışları dandiktir. Size de bu motorunuzu yani 4000 km'ye kadar orijinal kayışını kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem varyatörünüzü debriyajını kirletmeden ilk 500 bakımında orijinal dandik kayışlarınızdan kurtulup gerçekten kaliteli Türk malı veya Japon fark etmez ama orijinal bando kayışlarla kayışınızı değiştirmenizdir. Orijinal baga ağırlığı 14 gram. Motoruna ekstra serilik isteyenler de 14 gramı sokup 10, 11, 12 grama kadar daha hafif bagayla motorlarını daha seri hale getirebilirler. Bu hafifletilmiş baga enjeksiyonlu motorda son hıza düşme sebep olur mu? Hayır olmaz. 7 grama kadar son hızınıza düşmez çünkü makine 10.500 devirde kesiciye giriyor. Çoğu karbüratörlü motor karbüratör ayarından ötürü 9000 deviri zor görüyor. Bu motor 10.500 devire kadar devir çevirebilen bir makineye sahip, bir beyine sahip. Şimdi şeye girelim. Hani aynısının 50 cc'leri de var dedik ya. Pro olmayanlar var dedik ya. Ha ileride pro olup da 50 cc ile piyasaya sürerler mi? Orasını bilemiyorum. Ama ne olur ne olmaz diye
Abi biz işte o motoru alacağız ama 50 cc mi 125 cc mi bunu nereden anlayacağız diyen arkadaşlar için onun detayını sizlerle paylaşalım arkadaşlar. Bu yan ayak marşınız eğer ileri motorun önüne doğru bakıyorsa bu motor 125 cc'dir. Büyük makinedir. Aklınızda bulunsun. Bu ayak geriye bakıyorsa o motor bir 50 cc'dir veya 80 cc'dir. Onun yanında ekstra garantiyi almak istiyorsanız bu orta sehpa varsa ya arkadaşlar, motorun orta sehpası eğer şu ana şaseye bağlıysa bu bir 125 cc makinedir. Eğer bu orta sehpa makineye, yani makinenin kendisine, burada bloğa bağlıysa şu parmağımın ucunda olduğu yerden, o bir 50 veya 80 cc'dir. Onunla, yani 80 cc ile 125 cc'nin ne dayanıklılık olarak, ne performans olarak, ne yakıt olarak, ne sürüş zevki olarak alakası yoktur. Çantı 2 bile olsa fiyatı, eğer bir 50 cc satın alacak oluyorsan, yani almayı düşünüyorsan, eğer maddiyatında müsaitse kesinlikle büyük makineli bir 50 cc almanızı öneririm. Şimdi gelelim işin özüne. Motor benden tam anlamıyla her yönüyle geçer not almış bir motor. Özellikle adı 50 cc olunca kesinlikle tavsiye edebileceğim bir motor. O yüzden arkadaşlar bu motoru bulduğunuz takdirde gözünüz kapalı satın alabilirsiniz. Hatta klasik 50 cc, 80 cc kullanıcıları, abi elimdeki motoru satmaya değer mi almak için, değer kardeşim. Değer. Ha illa bu olmak zorunda değil. Aurora Verano bulabilirsin. Aurora Freedom bulabilirsin. Ne bileyim Altay yaptı bunu birkaç model. Onlardan birini tercih edebilirsin. Falcon. Falcon onlar kadar ölmem. Çünkü Falcon'da silindir pistonu söküyorsun. Yani tam anlamıyla orijinal olmuyor. Büyük makine ama tam anlamıyla bir orijinal olmuyor. Makine açılmış kapanmış oluyor. Dolayısıyla böyle bir motor bulduğunuz zaman elinizdeki 50 cc'yi satıp büyük makinede bir 50 cc, adı 50 cc almak mantıklı mı? Kesinlikle mantıklı. Kayış. Abi biz piyasada bandonun çakması çok. Nereden alacağız diye soran arkadaşlar için eskiden beridir soruluyor. Ben de bando kayışları eskiden beridir öneririm. Emekli olduktan sonra kendime bir bireysel şirket kurdum. Trendyol'da bir mağaza açtım. Orijinal bando kayışlarını toptancıdan tedarik ettim. Motorunuza uygun kayışları artık benden satın alabilirsiniz. Bu videonun altına ve açıklama kısmına mağazamın linkini, bu motora uygun 125 cc makinesine uygun orijinal bando kayışı, yine de 50 ve 80 cc sahipleri için 50 cc 80 cc kayışlarının linklerini sizlerle paylaşacağım. Yani bu videonun altında açıklama kısmında bulabilirsiniz. Bu motorun performans videoları, son hız videoları, bakım videoları ve bunun yanında ekstra icap ederse modifiye ve geliştirme videoları da yakında kanalımda olacaktır. İzlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize hayırlı akşamlar dilerim arkadaşlar. Hoşça kalın.